hemen full'a gelelim. Full'da index.html vardı. index.html'i severiz diyelim ve index.php olarak bir kaydedelim. Burayı refresh edip index.html dosyamızı silelim artık. Buradan da index.html'i kapatalım ve F12 diyerek bir test edelim hemen. Şimdi gelelim bunun kodlarına bakalım hemen. Neler var kodlarında? Öncelikle divide bg demiş. Divide preloader demiş. Divide image title. Divide toolbar. Burada tekrar eden kısım bu kısım. Bu kısım devamlı tekrar ediyor. Herhangi bir değişiklik var mı? Bakalım. Klası thumb. Herhangi bir değişikliği yok. O zaman buradaki iki tanesini kaldıralım. Kaldırdıktan sonra hemen gelelim server behaviors'a. Bir kayıt seti oluşturalım yine. RS slider diyelim. Burada descending demedik. Hemen descending diyelim buraya bir. Slider ID'ye göre descending olarak sırala dedik. Tamam. Şimdi aşağı bizim tek kodumuzun tekrar eden kısmına gelelim. JavaScript burada HTML dosyasının içindeydi. Şimdi bakarsak burada öncelikle resim URL var. Bindings panelini de açalım. Slider resim URL'i bir alalım. Aldıktan sonra tekrar slider resim URL'imizi buraya atalım. Buradaki linkti. Burada gösterilecek resim thumb olarak. Başka title'ına slider başlığımızı atalım. Alt etiketine de yine neyi atabiliriz? Slider açıklama yazsak bazen uzun olabilir. Yine slider başlığımızı atalım. Siz bunlara göre veri tabanınızda özel alanlar oluşturabilirsiniz. Şimdi div content seçelim. Content divini repeat region ettirelim. Yani tekrarlayalım. 5 kere tekrar etsin dedik. Ctrl S ile kaydedelim. Ve F5 dersek sistem gayet güzel, başarılı bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Güzel bir efekt oldu bence. Bu da bu şekildeydi. Başka yapılabilecek herhangi bir şey var mı? Ona bakalım. Veri tabanı ile ilgili başka yapılabilecek bir şey var mı burada? Başka herhangi bir şey yok gibi duruyor. Evet, başka herhangi bir şey yok. Bunu da bu şekilde burada bırakalım. Belki animasyon speed'i hızı, yani animasyon hızı veri tabanından alınabilir. Başka da yine burada fade speed var. Bu yine alınabilir. Başka da şu an için herhangi bir şey yok. Bunu da burada bırakalım artık. Bir sonraki derste de mobile slider'a geçelim.